iyi niyetli olduğunu varsayıyoruz tüm aslan terbiyecilerin yani o eğitimin arkasına saklı saklanmaya dönen metodun arkasına zaten kötü niyetli bir tipi kötü niyetli bir tipi Ama çok olduğu için bu noktaya getirdim. gelindi zaten yani onu hani oyunculuk için konuşmuyorum aslan konservatuvarı bu yapan hocalar da var. Çok fazla ama, var balede. E, yani, yani vardı benim zamanımda da vardı ama orada da bir şey Bak şimdi bugün bir bu bir bu mesela. Hani e bizde şeyde var. provalarda bu bir de bunun ekürisi var bunlar. Özgün Çoban var. <laughs> Müthiş yetenekli bir adam. Müthiş. Ona sonra geliyor böyle oturuyor. Anlatıyor bana diyor ki bir diyor, diyor travmalar diyor falan filan diyor. Travmatik diyor gençlere diyor travmalar yaratacak bu durum diyor. Hep travmata. Sanırsın ya yani bütün şimdi tabii ki bizim 17 18 yaşımızda öyleydi. Biz de kendimizi ruh hastası sanıyorduk. Değil mi? Sen de öyle sanıyordun herhalde. <laughs> evet tamam. Şimdi o eski ruh hastalığı durumundan şuna geçildi. Neyse Hani belki kimsenin travmatik olarak değerlendirmeyeceği bir şey de herkes travmatik. Ve ona iyi davranmamız gerekiyor. Yani arkadaş e, 17 yaşında emekli olmuş, hayatta çok çekmiş e, ve bizim onu pamuklara sarıp bir an önce rahat ettirmemiz ve hemen götürüp gömmemiz gerekiyor. Huzura ihtiyacı var. Şimdi bu, bu sünepeyle ben hiçbir şey yapamam. Bana böyle çal çal çağlayan, dünyayı ele geçirmeye çalışan bir adam lazım. Böyle ben Ama onda kırıldım. Bir yandan Bun öyle değil mi? Özgün gibi bir yani hem onu savunuyor hem o işte Yumuşaklık ya da emekli olmuşluk mu diyeyim ama Onu aynı savunmuyor. zamanda da yetenek bir duygusunu da çıkarabiliyor. O, o bugün bana dedi ki ben seninle tartışmaktan hoşlandığım için bunları söylüyorum dedi. <laughs> Hoşuma gidiyor dedi seninle tartışmak dedi. Ben de buna sürekli evet falan filan yapıyorum. E Çünkü şey böyle bir ben çünkü öbürünü samimiyetsizlik olarak görüyorum. Öbürü derken? Öbürü şey temkinlilik. Ay ben de ee, e, Temkinlilik. Temkinlik var. Bunu ben bir çekimde öğrendim. Bir teknik arkadaşım <laughs> bana şöyle ifade etti. Biz dedi çok korkuyoruz artık dedi. Hele hele dedi yabancılarla çalışırken dedi. Mesela çekim yapıyorlar bunlar işin tekniğindeler filan. Mesela çekim bitiyor. Beraber bir yerde işte bir şeyler içecekler. Sohbet edecekler filan. Hiç işten konuşmuyor. Yani işte sen ışığı böyle yaptın, ben görüntüyü böyle yaptım, sen şöyle oynadın, ben böyle oynadım falan filan yok. Yasak mı? Şöyle, ıvır kıvır <laughs> konuşuyorlar, ıvır kıvır konuşuyorlar. Hayır bunu alışkanlık Bir haline getiriyor. Problem Yasak diye yani. Şöyle, mesela eğer ben sana diyorsam ki mesela şekerim yalnız ışıkta biraz ben sıcak tonlar filan mail atıyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü öbürü bu işini yapacağına yani bir sanat meselesiyle ilgili coşarak kendini parçalayarak ama kendini parçalayan bir insan her tarafı parçalar. Karşıyı da biraz parçalar. Eğer o sırada karşı tarafta bir futbol maçı yapıldığını, sırıkla yüksek atlama yapıldığını, yüzme yarışı yapıldığını, bilmem ne yapıldığını, herkesin yoğun adrenalinle dolu olduğunu anlarsa bir problem çıkmaz arkadaş. O işti. O işti, güçtü, bu da eğlence der, kendine döner. Fakat bunlar sıradan insanlar, sıradanlar, zavallılar. <laughs> Yalnız benim şahşiyetimi gibi geldi bana diyor. <laughs> ne o sırada bir şey yapmaya çalışıyoruz orada. Onun için bunlar mail atıyorlarmış. Yalnız ben biraz daha sıcak ışık <laughs> tercih ederdim. Mail atıyor. Allah Allah. Kayda geçiriyor. Karşı tarafa bunu söylerken onu kırmadığını, Taciz etmediğinde maille kanalıtlıyor. Aa O doğru. Onu ben yapmazsa da diyeyim. onu yapmazsa da diyor ki ben buna diyor mail attım diyor buyurun diyor. Yani siz çünkü tiyatro Hayır. yaparken oyunu Yok. beraber çıkarıyorsunuz. Birbirinizi ikna evet. etmeniz evet. de lazım. Bu ışık oyunu abi yapalım. dövüşme ya. sahnesi abi. var. Ben şimdi Richard'ta herkesi kimseyi yanağından öpmüyorum. Herkese dudaktan kadın erkek. Herkes de tabi öyle öpüşme değil, hiç diye böyle ya. dudaklar yapışıyor filan. Birbirimize giriyoruz. beni alıyorlar, atıyorlar, itiyorlar, ben onları itiyorum, yere şey yapıyorum, havaya kaldırıyorlar, oradan şey yapıyor. Yani şey yapıyoruz, öyle bir adrenalinde yani futbolcu go gole gidiyor. Gole giden futbolcu şey demez ki arkadaşına, keşke pas verseydin, demez ki. <laughs> Yok <cazı. gülüyor> bağırır, tabii canım. Bağırır, çığlık atar. Buradayım ver yani. Bayağı. Yani böyle olur bu. Yani öyle bir ay bir mail atayım. Pas verseydin keşke. yani olmaz ki öyle Burada bir şey. Burada öyle değil Allah'tan. Öyle değil. Böyle değil diyorsun. Hızla hızla geldik oralara. Ya. Tabii hızla geldik. Kimin sayesinde geldik? <laughs> ah, ne mutlu bu başıma neler Bunlar yapmış. nasıl bu? Onlar şahsına söylemiyorum. Böyle bir şey var böyle. Ben kırıldım mı acaba? Kırıldım galiba. kırılmış <laughs> olabilir miyim? Etkileyici bir şey söyledi. Bana gerizekalı muamelesi mi yaptın diyor. Evet diyorum. Kırıldım o zaman ben diyor. Tam onu da anlamıyor falan. Böyle çok insan var. Bizim ekipte yok Allah'a Çok sıkıcı. Ben bayılıyorum Ay. kötü eleştiri duymaya. En güzel şey bence. Ya yani kötü niyetli yapabilirsin birine ama onu duymak yani düşünsene etrafındaki herkesin sana iyi şeyler söylediğini. E, ama Seni bu yok şey. niye e, doğru söylüyor? Orada, oradaki olay üslup mesela bazı insanlar şeyden motive olur. Us, üslup sen da önemli sen değil misin, böyle misin bunu nasıl beceremezsin bilmem ne. Bazısını okamçılar ve der ki ben sana göstereceğim bunu öyle bir yapacağım ki bunu bana söylediğinden utanacaksın. Zekâm ama kimini daha yumuşak e, cesaretlendiler. Peki ben, ben nasılım? Nasıl, de... Ben nasılım beni <laughs> anlat. Benden bahsedelim. <laughs> Nasılım ben provalarda Tam televizyonda gör, yani göründüğünüz gibisiniz. Uzakla. Şöyle. aynı. Ya, tabii ki o zaman daha YouTube mu diyeyim? Çünkü burada küfür edilemiyor. hani orada daha rahat. Ha, provalarda Şahsi küfür Hayır, yok bende. şahsi ben de. değil. Senin şuyun buyun yok. Ay tamam. Gene Sizin de evrenlik... evrene yolluyorum. <laughs> 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 i̇yi enerjileri. Yani, iyi e, i̇yi ama kötü enerji olarak evrene tamam. yollarım. Yok yani öyle saygısızlık anlamında değil ama yani yüksek. Ama ses, biraz bir yüksek felazif. ama. Hemen biraz bir şey olunca hemen bravolar gelmiyor mu? Geliyor. Canım yani benim or orada da yüksek. Yerim seni. Aynen. Of be, Peki, ne bir dakika benim saygısızlık anlamında söyleseydi şimdi şurada itiraf edecek cesaretin var mıydı? Vardı. Diye yani, benden mi bana korkacak? Da da kaç, yapın, oyunda yapın, yapın? kaç oyunda birden oynuyor? Bana <laughs> kaç oyunda <laughs> bana ihtiyacı yok onun. Yani yok ihtiyaç meselesi de değil ama yok yani hani iyi de de kötü de, de hep yüksek hep yüksek. Hiperaktif. Evet. Hocam öbür öyle. türlü öbür türlü nasıl olacak? Bir de sahne diyeyim yani o yönetiyorum ama sahne böyle bizim. Hani hem yazıyorsun hem yönetiyorsun hem oynuyorsun bir de üstelik Param ya gerçekten. Yok. ya. <gülüyor> Şuna, <gülüyor> yani, kuruş yani, kuruş, kuruş, bak birini başka işte. birine vereydin bari yani. Vermek istemedim mi sanıyorsun? Kendi rolüme kas aradım. <laughs> Hepsi şeydeydi. Bütün adam Allah çatıdayız partiliyoruz baba. Ya, sonra da dizi ay, bekliyorum abi. Düşünce. Ne yapsın abiciğim? Ne yapsın? Dizi bekliyor. Fiat'ta evet, da para yok. Ne yapacak? Evet. Normal, ama şimdi çıkacak işte yarın e, 16'sı. Sonra 17'si. Ay hadi çıkıyorum. bakalım merak ediyoruz vallahi. Ben ee, de çok merak ediyorum. Ha. Ee, ee, gideceğiz. Sen birlikte gidelim vallahi. bitti. Allah. Kesin bilet alıp gelmeyenler oluyor. Ben o festivallerde oluyor, hep evet, sinif, film festivallerinde hep son dakika gider girerim hep mutlaka birini ya trafikte kalır ya bir şey hasta olur Ge gelemez Evet yer olur yani belki hmm.